Merhabalar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün çok az malzemeli, sağlıklı ve lezzetli bir tarif paylaşacağım sizinle. Evinizde karnabahar ve şu gördüğünüz baharatlar varsa akşam yemeğimizin hazır olmaması için hiçbir bahanemiz yok. Dakikalar içerisinde hazırlanan lezzetli bir tarif. Karnabaharımı yıkadım. Alt kısımlarındaki yaprakları ayıtladım. Şimdi ikiye böleceğim. Karnabaharımı ikiye böldüm. Şöyle bir yarısını kenara alıyorum. Diğer tarafını küçük küçük göz kararı kesiyorum. Haşlama yapmayacağımız için şöyle çok kalın olmayacak şekilde tüm karnabaharımı doğruyorum. Çok kalın doğramanıza gerek yok. Haşlama ya da fırınlama olmadan çok pratik bir şekilde yapacağımız lezzetli bir tarif olacak. Bu sebeple çok kalın doğramamanızı öneriyorum. Aksi takdirde çiğ kalabilir. Şimdi ben bütün karnabaharlarımı bu kalınlıkta doğrayacağım ve sonrasındaki pişirme aşamalarını da sizinle paylaşacağım. Karnabaharlarımı doğradım, baharatlarımı aldım ve burada da 2 diş sarımsağım var. Şimdi artık yemeğimizin pişme aşamasına başlayabiliriz. Ocağımın altını açtım. Şimdi yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ocağıma alıyorum ve biraz ısınmasını bekliyorum. Doğramış olduğum karnabaharları tencereme aktarıyorum. İki üç dakika kadar orta ateşte karnabaharlarımızı kavuracağız. İki üç dakika kadar böyle karıştıra karıştıra karnabaharlarımızı kavuruyoruz. Bu esnada 2 diş sarımsağımızı ve baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Baharat olarak toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, pul kırmızı biber, tuz ve kekik kullandım. Şimdi güzelce baharatlarımızı, sarımsaklarımızı hep beraber karnabaharla kavuruyoruz. Bir renk alıncaya kadar kavuruyoruz. Sonrasında da ocağımızın altını kısıp bir çay bardağı su ilave ediyoruz ve kısık ateşte karnabaharlarımız yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bu esnada kullandığınız baharatları arttırmak istiyorsanız birazcık daha ekleme yapabilirsiniz. Tekrar bir karıştırıp tenceremin kapağını örterek pişirmeye bırakıyorum. Karnabaharlar tamamen yumuşayıncaya kadar bu şekilde kısık ateşte pişireceğiz. 10 dakika gibi kısa bir sürede karnabaharlarım pişti. Suyunu tamamen çektiler gördüğünüz gibi. Yumuşacık bir kıvam aldı. Küçük küçük doğradığım için de zaten pişmemek gibi bir durum kesinlikle olmadı. Şimdi karnabaharlarımı bir kenara alıyorum ve yoğurtlu sarımsaklı sosumla beraber salçalı sosumu hazırlayacağım. 3 diş sarımsak ve biraz yoğurtla sosumu hazırladım. Şimdi salçalı sosuma geldi sıra. 1 yemek kaşığı tereyağım var. Şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı olacak şekilde salça kullanıyorum. Salçamı ve tereyağımı biraz kavuracağım. Baharatlarımı ilave ediyorum. Baharat olarak kekik, nane, pul kırmızı biber ve toz kırmızı biber kullandım. Şöyle biraz karıştırıyorum ve şu şekilde yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Şimdi sosum koyulaşıncaya kadar kaynatacağım. Bu esnada salçanızın durumuna göre biraz tuz da ekleyebilirsiniz.
Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemedim sosuna. Sıra geldi bütün malzemelerimizi birleştirmeye. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu karnabaharlarımın üzerine göz kararı döküyorum. Yumuşacık, lezzetli ve vitaminli bir akşam yemeği ya da 5 çayı önerisi olabilir bu tarif. Sebze yemeklerini seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken tariflerin başında geldiğini söyleyebilirim. Hazırlamış olduğum bol baharatlı sosumu da yine aynı şekilde yoğurdumun üzerine döküyorum. Tam bir lezzet çöleni. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın.